Kardeşlerim, final derdi olmayan Müslüman yazık ediyor kendine. Çok yazık ediyor. Neden? Bütün emeklerini bilerek boşa harcıyorsun sen. Final diye bir derdimiz olmalı bizim. Korkumuz olmalı bizim. Ve Allah'a güvenmeliyiz. Akıl bunu gerektiriyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bildiğimiz gibi hani hançerlenip yaralanmış evine getirilmişti. Gelen Ömer sana ne mutlu. Ömer seni peygamber çok seviyordu. Doğru. Aşere-i mübeşşereden cennetle müjdelenmiş 10 kulundan biri Allah'ın. Ama o onlar öyle dedikçe bir cevap vermişim. Veyli illem yerhamni rabbi demiş. Söyle diyorsunuz ama Rabbim merhamet etmezse vay benim halime diyor. Vay benim halime. Rabbinin rahmetine umut bağlamış. Zamanın birinde, kadim zamanda bir delikanlı genç yaşta Müslüman bir çocuk can çekişiyor. Annesi de çok takva bir kadın. Herkes öyle biliyor. O can çekişirken birisi ona diyor ki, seni Allah anana bağışlar, anana salarlar seni merak etme diyorlar. Hem annen seni çok seviyor, hem annen iyi bir kadın, saliha bir kadın. Annene bağışlar seni Allah diyor. Can çekişirken verdiği cevap çok önemli. Ben öyle istemem diyor. Anam beni çok sever ama Allah anamdan daha merhametli. Ben Allah'a sığınırım, anama sığınmam diyor. Akıl meselesi bu. Hayata bakış meselesi. Annemi de alır beraber cennete gideriz edebiyatı yapmıyor. Tamam annem beni çok seviyor ama ben sığınacaksam Allah'a sığınırım. O daha merhametli diyor. Burada kardeşlerim, birbirimize kesinlikle hüsnü hatime duası yapmamız lazım. Allah sonumuzu hayır etsin demek lazım. Kimsenin ayağı kaymaz diye bir şey yok. Dili kaymaz diye bir şey yok. 80 sene yürüyorsun, 80. sene kayıyorsun, kalça kemiğin kırılıyor, platin takıyorlar, tutmuyor, sakat kalıyorsun. İman da böyle bir şey. Bedenin sonuna kadar sağlam kalmıyor da imanın neye garanti kalsın? Çocuğumuz hafız oldu. Elhamdülillah de. İş bitti mi? Enayilik yapma. Ne iş bitti? Asıl şimdi tehlikeye girdin sen. O normal bir sokak çocuğu olsaydı şeytan ona haftada bir talimat verip gidecekti. Şimdi gün aşırı şeytan kapısında o çocuğa. Çıldırtana kadar yanında duracak şimdi. Çocuğumuz iyi oldu. İmam Hatip mezunu oldu. Allah mübarek etsin. İş bitti mi? Şimdi başlayacak. Sen buna dini öğrettin. Fıkıhtan bir şeyler öğrettin. Bunu şeytan affeder mi? Kendimizi garantide bilmemiz akılsızlığımızı gösterir.